Herkes beni duyuyor mu? Aa, güzel. Herkese iyi akşamlar. Evet, başlayalım artık isterseniz. Tam saat 9.05 geçiyor. Hakan Bey 5 geçe başlayın dediler. Herkese merhaba. Ben Doktor Engin Oral. Birçoğunuz herhalde tanıyorsunuz. Cerrahpaşa Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Yaklaşık son 20 yıldır da infertle uğraşıyorum. Sevgili Esra ve Ahmet Zeki Işık bu webinar için bir konu rica ettiler. Ben de bu konuyu uygun gördüm. Bilmiyorum ne derece ilginizi çeker. Biraz yazın rağbetiyle biraz light bir konu olsun dedim. Hem kendimi eleştirdiğim hem bizleri eleştirdiğim bir sunum hazırlamaya çalıştım. Her zamanki bir sunumum çok uzun benim. Siz sıkıldığınız zaman belli edin, buraya yazın lütfen. Ve sunumu keselim sevgili arkadaşlar. Şimdi başlık görüyorsunuz. Değerlendirmede bir şeyleri eksik veya yanlış yapıyoruz. Onu beraber konuşmaya çalışacağız. Ama öncelikle bu hafta sonu TÜCOT İstanbul toplantısı var. Bu toplantı infertilite olacak ve iki panel halinde olacak. Birinci paneli ben, ikinci panelde sevgili Barış Atay yönetecek. Ama toplantı her zamanki gibi Harbiye'de olmayacak. İstanbul Tıp Fakültesi'nde olacak. Onu bir kez daha söylemek istiyorum. Vaktiniz varsa gelirseniz iki panelde bayağı tartışacağız. İyi konularımız var. Onu belirtmek istedim. Şimdi bu işleri konuşurken biliyorsunuz hep ne konuşuyoruz? Yaklaşık son 15-20 yıldır aynı zamanda kanıt, kanıt, kanıt diyoruz ve kanıta göre de konuşmaya çalışıyoruz. Aslında ben bugün size kanıtları konuşmak istemiyorum. Çünkü özellikle son 3-4 yılda şunu fark ettim ki bu infertilite literatüründe size belki biraz garip gelecek ama sıkı bir savunucu olduğum halde evidence-based'de birçok eski arkadaşım bilir, eski hocalar bilir. Biraz expert opinion, ya ben yaşlandım ya da konular yaşlandı bilmiyorum. Sanki biraz expert opinion, buradaki expert ben değilim de yanlış anlamayın. Ama expert opinion daha fazla önem kazanmaya başladı eskiye göre. Ben olsam burada bunu bu işte buralara atarım. Yani şuralara atarım. En sonda bakın görüyorsunuz worst diyor, best diyor gördüğünüz gibi. Birazdan söyleyeceklerim de bunu biraz daha anlatmaya çalışacağım size. Şimdi ne sorularımız var? Bu işle uğraşan insanlar olarak birçok soru var aslında baktığımız zaman. Ben birkaç soru yazdım buraya ve bunları cevaplamaya çalıştım. Bunlar sadece anlatacağım bir kısmı. Hikayeyi önemsiyor muyuz? Hastayı iyi dinliyor muyuz? Erkek faktöründe kadın doğum hekimi olarak veya üreme sağlığı uzmanı dersek ne yapıyoruz? Üroloğa ne zaman başvurmalıyız? HSG'yi doğru çekiyor muyuz? Doğru değerlendiriyor muyuz? Oral rezerv testleri çok meşhur biliyorsunuz. Kime nasıl yapalım? Genetik analiz yapalım mı? Son yıllarda, son 2 yılda, 3 yıl hayatımıza çok girdi. Hepimiz zorlanıyoruz. Genetik background'ımız en azından benim çok iyi olmadığı için belki. Yaşam tarzını çiftin ne kadar biliyoruz, ne kadar önem veriyoruz? Zayıf olmak iyi mi, kötü mü? Erkeğin yani baba adayının yaşı önemli mi? Vajinal mikrobiyom, endometrial mikrobiyom diye bir kavram çıktı son birkaç senedir. Bu ne işe yarıyor? Bize etkiliyor mu? Verdiğimiz hastaya verdiğimiz gebelik oranları ne derece doğru veya yanlış? Hep beraber bakmaya çalışalım. Şimdi kadın doğum hekimi olarak hasta bize geldiği zaman ne yapmamız lazım? Bir kere artık bu çok önem kazandı. Hastanın gebe kalma yaşının geç yaşlara kalmasını engellemeye çalışmak. Biliyorsunuz tüm dünyada ve Türkiye'de ilk gebelik yaşı daha geç zamanlarda. Cerrahpaşa'da bir konuşma için hazırlık yapmıştık geçen sene bir toplantı için. Son 20 yılı karşılaştırdık. Her 10 yılda 2-2,5 yıl daha doğuranlara baktık. İlk defa doğuranlara Cerrahpaşa'da 2-2,5 yıl daha ileriye gidiyor.
ilk doğum yaşı. Hakikaten bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Bu hakikaten önemli ve biz buna dikkat etmek zorundayız. Hastanın ileride infarkte riskini artıran biliyorsunuz son günlerde çok sık görüyoruz bu pelvik inflamatuar hastalık. Bunu sorgulamamız lazım. Endometriyoz ve polikistik over sendromu bu işte uğraşan insanların çok önem verdiği iki hastalık. Bu iki hastalığı o gözle bakmamız lazım var mı yok mu diye. Yaşam tarzını bu yaşam tarzı çok önemli. Bu hakikaten bu da bunu zaman zaman görüyoruz. Mutlaka mutlaka yaşam tarzı hakkında hastayı sorgulamamız lazım. Ve Türk hastası benim deneyimlerim çok doğru söylemiyor bu konuda. Çok iyi sorularla doğru yakalamak lazım ve mutlaka mutlaka yalnız konuşmak lazım. Ve tabii ki son günlerin popüler konusu fertility assessment dedikleri yani fertilite durumunu belirlemek. Şimdi ne derece önemli bu işler? Bu demin saydıklarım alalım. Birkaç basic temel slide da bakalım. Bilmiyorum aramızda hiç asistan var mı? Şimdi infarktle ne diyoruz? %10, %15 diyoruz değil mi? Ama bunu hep genel söylüyoruz. Aslında yaş çok önemli. Bakın bu 86'da yapılan çok major landmark study çalışma bu. Diyor ki 20-24 yaşında çocuksuz olma oranı 5.7 iken 35 yaşında 29.6, 30 diyor. Bakın 6 kat artmış durumda. Yani biz hastaya konuşurken mutlaka mutlaka yaşa göre oranı vermemiz lazım. Yani bu yaşta kadının infarkt oranı gördüğünüz gibi gittikçe artıyor. Niye 35 diyorum? Çünkü günümüzde hepimiz görüyoruz bu hastaları. 30 ve 30'un üzerinde hastalar, özellikle 35'in üzerinde son 2-3 yıldır inanılmaz hasta geliyor. İkinci evlilikler, ilk evlilikler vesaire vesaire. Bakın bu alttaki çalışma 2000 yılında özel bir grupta bu Hatırit grubunda bu grupta şey yapıldı, çalışıldı. Şunu aylık fekündite oranı bakın görüyorsunuz 20 yaşında %34 maksimum ama 30 yaşında 17. Bakın biz aylık 30-35 diyoruz biliyorsunuz 25 ile 30 diyoruz. Ama bu aslında yaşa göre yani kadının yaşına göre aylık fekündite oranı oldukça değişiyor ve 20'li yaşların ortasında maksimum hale geliyor. Şimdi biz hastaya ne zaman dokunalım, ne zaman işlere başlayalım, tanıya başlayalım derseniz biliyorsunuz bir yıl klasik bir yıl kavramı ama bu kavram son yıllarda değişti. 2014'te ASRM bir guideline yayınladı dedi ki kadın 35 yaşın üzerindeyse dedi eğer bir risk faktörü varsa hemen risk faktörü yoksa dedi 6 ay bekle gebelik olmadı mutlaka tedaviye başla. 40 yaşın üzerindeyse hemen tedavi alınmalı diyor bu kadını bekleme diye ASRM guideline yayınladı 2014'te. Bu da çok güzel bir çalışma. 2013'te Danimarka'da yayınlandı. Bilmiyorum görebildiniz mi o zaman? Şimdi diyor ki erkek ve kadını ayrı ayrı almış Danimarka'da. Biliyorsunuz Kuzey Avrupa'da datalar, veriler çok güzel kaydediliyor. Nüfus da az olduğu için. 2800 kadını çifte almışlar daha doğrusu. Daha bir aylık, 2 aylıklar bunlar çocuk istiyorlar. Şimdi diyor ki çalışmada kadın ve erkeğin diyor beraber bir aylık fekündite oranı azalıyor diyor. Kadınınki biraz daha dik oluşuyor diyor. Bakın okuyorsunuz yan tarafta. Kadında nur yuvarlağı diyor aylık fekündite diyor 27-28'de maksimuma erişiyor ama bir daha evvel doğmuşlarda bu 29-30 yaş civarında maksimuma erişiyor diyor. Çok güzel bir saptama yapmış. Çifti beraber aldığınız diyor, zaman diyor. Her ikisinde diyor bir zamanla azalma eğrisi var. Örneğin diyor 30 yaşında bir çiftle konuştuğunuz zaman diyor riskiyle 40 yaşındaki çifti mukayese ederseniz risk yarı yarıya artmış durumda diyor. Yani aylık fekündite oranını diyor her iki hem erkekten hem kadından diyor beraber azalıyor diyor. Kadının daha fazla azalıyor buna dikkat etmek lazım diyor. Ve ikisi beraber birleşince oran bayağı azalıyor. Bunu göz önüne almak lazım diyor Danimarka çalışması. Bir yıl kuralı var biliyorsunuz 35 yaşın altında. Ama bunlar varsa şunlar varsa bunlar da diyor ki bekleme diyor. Bunu sorgula diyor. Bakın görüyorsunuz kadındaki. Bakın erkeği görüyorsunuz. Özellikle erkeği sorgulamıyoruz. Sorgulasak bile erkek anlatmıyor, söylemiyor. Bakın görüyorsunuz geçmişte bir hikayesi varsa mutlaka mutlaka bu hikayeyi dinlemek zorundayız. Anlamak zorundayız. Bunlar varsa hemen hiç olmazsa erkekten başlamak zorundayız.
Şimdi meşhur konu, çok tartışılan konu fertility assessment. Yani biz kadının veya çiftin daha doğrusu bizim şeyimize geldi, ofisimize geldi. Bunun fertilitesi hakkında bilgi verelim vermeyelim mi? Bunun biliyorsunuz avantajı var, dezavantajı var. Avantajı tabii önemli bir şey. Öyle bir şey anlatıyorsun. Ben bugün son baktığım hasta 43 yaşında çocuk diye ölüyor. Geçen hafta geldi. Ağladı. Onu bekliyorum. Niye ağlıyorsunuz diyorum. Ben bunu bilmiyordum diyor. 43 yaşındayım diyor. Ben diyor şimdiye kadar diyor 6 ayda bir simüller yapıldı diyor. 14 yıldır gidiyorum doktorlara diyor. Ama diyor bilmiyordum böyle bir şey olsaydı diyor. AMH'si 0,02. Pek şansı yok. Neredeyse yok denecek kadar az. Ama bilmiyordum. İşte bu önemli. Yani bizim onu bildirmemiz lazım. Bildirdiğiniz zaman POF vakalarını anlayabiliriz. Sperm sıkıntılarını anlayabiliriz. Ve hastaya bir yol çizebiliriz. Bu güzel tarafı. Bir de bu işin dezavantajı var sevgili arkadaşlarım. Yalancı pozitif bulgular var biliyorsunuz. Zaman zaman bizi yanıltıyor. Yalancı negatifler var. Bazen hızlı yol alıyoruz. Yanlış yol alıyoruz. Bazen de bizim öngörü testler bizi yanıltabiliyor. Bu ikisini bir kefeye koymak durumundayız. Şimdi değerlendirme öncesine ne yapmamız lazım diye bakarsanız bunlar bildiğiniz şeyler aslında ama gözden kaçabiliyor. O yüzden bunlara böyle minik minik değinmeye çalışıyorum. Şimdi 2016'da Amerika biliyorsunuz kılavuzların ve kuralların ülkesidir. Onların National Preconception Health grubu diyor ki siz diyor bir şeyle konuşuyor. Multivitamin folat özellikle kullanıyor mu? Sigara. Dedim ki çok katılıyorum. Küreye bakın diyor. Cinsel temas bulaşan hastalıklara bakın diyor. Şekere bakın diyor ve teratojenlerden uzak kalmasını hastaya öngörün diyor. 9 madde halinde bunları ver. Şimdi sigara önemli mi? Gerçekten önemli. 2016'da sanırım ben bunu ilk defa yanlış hatırlamıyorsam Tayfun Alper'den dinledim ama Tayfun abiden ama çok emin değilim. Bu 2016'da bu review'u yaptı David Meldrum ve arkadaşları. Bu konuda çok otör bir David Meldrum biliyorsunuz. Dedi ki kadının sigara kullanımı gebelik oranlarını düşürüyor, düşük oranlarını arttırıyor. Düşük oranlarını %25 arttırıyor. Gebelik oranlarını yaklaşık yarı yarıya çok iddialı yarı yarıya düşürüyor. Donor siklüslerde bile etki yapabiliyor. 3-6 ay bırakmış olmak etkili. İsterseniz antioksidan verin. Erkekte başarıyı düşürüyor diyor sigara. Alkol, IVF başarısını azaltıyor. Her iki tarafta da düşük oranda arttırıyor. Kafein tartışmalı ama bırakmakta herhalde fayda var. Kimi diyor ki 2 ila 3 kahvenin üzeri zararlı diyor. Burada egzersiz var. Küçük bir nokta var bu egzersizde. Bunu abartıyoruz. Hastaya egzersiz yap, egzersiz yap diyoruz. Orta derecede egzersizin iyileştirici fonksiyonu gösterilmiş. Ama aşırı egzersiz, bakın görüyorsunuz, hem kadında hem erkekte riski arttırdığı yani fertiliteyi azalttığı gösterilmiş. Bunu da hastaya uyarmak lazım. Aşırı egzersiz özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde şu an gençlerde çok moda. Birçok antioksidan tesadüf eder şey tavsiye ediliyor. Fertiliteyi arttırmak için veya bunları kullanıyorsa sigara, alkol veya kafein için. Bunlar bildiğiniz şeyler ama her yerde çok satılıyor artık çok popüler. Burada ilginç olan bu yazıya bakarsanız Fertility gibi çok saygın bir dergide bile şu siteyi vermiş. Bakın şunu görüyor musunuz? Life Choice. Ben sizin için baktım. Siz de bakabilirsiniz. Bu David Meldrum'un kendi reklam sitesi. İnanamazsınız. Yani aslında Türkiye'ye zaman zaman kızıyoruz ama her yerde aynı. Baktığımız zaman bu şeyden yani review article'dan bunu bastığınız zaman buna tıkladığınız zaman David Meldrum'un kendi bildiğiniz reklamlarına giriyorsunuz. Hakikaten şaşırdım. Ben de bu toplantı için hazırlanırken fark ettim. Başka bir konu tiroid bakalım bakmayalım mı? Sanırım sevgili Emre Seyre böyle bir webinar yaptı birkaç zaman önce. Bir toparlayalım isterseniz. Guideline diyor ki gene ASRM guideline'dı. Eğer TSA 4'ün altındaysa diyor 2,5'a indirmeye çalış. Grade B görüyorsunuz. Eğer 2,5'un üzerindeyse ve anti-TPO antikor pozitifse diyor grade B tedavi edin diyor. 2,5-4 arasındaysa diyor monitorize edin diyor. Ve 4'ün üzerindeyse diyor tedavi edin diyor. İlk trimesterde ise 2,5 biliyorsunuz. Otoantikorlara rutin bakmayın diyor. Rutin bakılan TSH. Ha ben kendim ne yapıyorum? TSH abi serbest dördü dördüm. Rutin bakıyorum. 2,5'un üzerinde ise mutlaka mutlaka endokrinoloji yönlendiriyorum. Ben kendim tiroid tedavisi verilmesini doğru bulmuyorum.
çok basit şeyler görünüyor ama zaman zaman komplike olabiliyor vakalar ve zaman zaman nadir vakaları atlayabiliyoruz. O yüzden bu işi ehlilerin yapmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi tiroid otoimmünitesi önemli mi? Bakın 2016'da bir meta analiz yayınlandı. 12 çalışma, 4800 kadın. Diyor ki canlı doğum oranı bakın görüyorsunuz 0,73, %30 civarında azalmış diyor. Sadece antikor pozitifse. Görüyorsunuz miskeriç oranı bir miktar artmış durumda diyor. Bütün parametrelere bakmışlar. Diyor ki oositlerde fertilizasyon oranlarında ve implantasyonda değişiklik yok ama diyor. Klinik yeri oranında değişik ama diyor. Canlı doğum oranında ve düşük oranında bir miktar artış var diyor. Tam değil ama büyük ihtimalle diyor. Otoimmünite bizim oranlarımızı bozuyor diyor. Şimdi hep obeziteye takılıyoruz biliyorsunuz. Bir de işin düşük kiloda olma kısmı var. Düşük kiloya baktığımız zaman şu da çok önemli. Bu işi bilen metabolizm uzmanları diyorlar ki enerji kaynağı ya kadın aşırı zayıfsa bu da aynı zamanda vücut kütle endeksi 19'un ve altındaysa hatta 18,5 ve altındaysa bu kadınlarda fertilite uzanma oranı 4 kat daha uzun bulunmuş. Bu önemli bir şey bakın görüyorsunuz. Yani yeme bozuklukları, malnütrisyon, ağır egzersiz mutlaka mutlaka fekünditeyi azaltan bu konuda da özellikle dediğim gibi demin söylediğim genç kuşağı mutlaka uyarmak lazım. Böyle hasta sayısı gittikçe artıyor. Başka bir güzel, bunu bir geçen sene veya herhalde öbür sene bir kurstan aldığım bir slide bu. Normal bir şeyde, çiftte, acaba biz kilo ver, hayat tarzını değiştir, egzersiz yap desek bu işe yarıyor mu? Diyor ki, eğer obez değilse, normal çok şeyler derse bunlara bunu yaptırmayın diyor. Yani normal koşullarda, normal vücut ölçülerinde olan, düzenli hayat olan birilerine git sen egzersiz yap gebe kalmak için git sen kilo ver demeyin. Bunlar tam tersi diyor. Fekundite oranlarını bozuyor. Buna dikkat edin diyor. O bizde meşhur konu biliyorsunuz konsepsiyon süresi uzuyor, gebelik oranı azalıyor, etkinliği azalıyor, abort oranı da artıyor. Şimdi obezite de şunu bilmemiz lazım. Bunu az biliyoruz. Medikal tedavide biliyorsunuz halen tek tedavi her türlü artı eksisine rağmen orlistat biliyorsunuz. Ama başka ilaçlar çıktı. Şu 5 ilaç FDA onaylı sevgili meslektaşlarım. Bunlar içinde iki tanesi internetten satılıyor. Diğerleri şey, Tobirabant mesela bir epilepsi ilacı. Victoza bu bir enjeksiyon. Çok kullanılıyor son zamanlarda. Ben de hastalardan bunu öğrendim. Ne yalan söyleyeyim. Sonra baktım 3-4 ay evvel. Birkaç hasta böyle kullanmaya başlayınca metformin yerine. Bu da etkili bir ilaç. Bunları herhalde biraz öğrenmekte fayda var ve bizim kendi rutin pratiğimize sokmakta fayda var. Önemli bir şey ama az bildiğimiz bir şey bariyatrik cerrahi. Hastaları biz bariyatrik cerrahi yönlendirebiliriz. En azından görüş aldırabiliriz buna inanıyorum ve ben bunu rutin hayatıma yapmaya çalışıyorum. 1 ila 2 yıl, en az 1 yıl gebe kalması önerilmiyor. Bunu dikkat etmek lazım. Ve hakikaten yaklaşık 30 ila 40 kilo civarında kilo veriyorlar ve bundan sonra da ovülasyon, testosteron düşüyor seviyeleri ve gebelik oranları artıyor. Bariyatrik cerrahi gerçekten de hastalara önermek durumundayız diye düşünüyorum. Genel cerrahlar tarafında biliyorsunuz operasyonlar yapılıyor. Şimdi tabii obezite deyince hemen aklımıza ne geliyor? İki tür obezite var biliyorsunuz. Bir, polikistik bağımsız obezite, bir de polikistik ile ilişkili obezite. Burada bu 2016 yapılan bir güzel review article diyor ki bu bir polikistik diyor şey diyor bir kronik enflamasyondur diyor. Bakın siz diyor ne kadar diyor kötü beslenirseniz trans yağlar, satüre yağ asitleri, glisemik lordunuz ne kadar fazlaysa o kadar çok diyor siz fekünditeyi azaltıyorsunuz diyor. Bakın tahıllar, folik asit ve omega 3 falan bunları kullanırsa diyor bu kadının diyor şansı daha yüksek diyor. Başka bir hastalık bizim çok uğraştığımız biliyorsunuz endometriozis. Hepimizin çok başında olan bir hastalık. Endometriozis diyet önemli sevgili arkadaşlarım. Bu işte çok uğraşan bir hekim olarak bir grup hastada diyetin çok işe yaradığını gördüm. Gerçekten gözlerimle gördüm. Meyve, sebze, balık yağı, süt ürünleri, omega 3 işe yarıyor. Kırmızı et özellikle ciddi olarak risk faktörü endometriozis'de. Biliyorsunuz meşhur Nurse Health Study var. Bunun update'i de 2 hafta evvel Vancouver'da Dünya Menopoz Kongresi'ndik. Orada bunun update sonuçları verildi. Aşağı yukarı benzer sonuçlar bir şey olarak sunu olarak. 14 yıl bunlar takip edilmiş. Endometriyoz olan da olmayan olgulara bakılmış. Endometriyoz olan olgularda süt ürünleri tüketimi varsa ve D vitamini yüksekse endometriyoz yakalanma riski azalıyor. Bu da önemli bu hastalığın korunması açısından.
Yine demin söylemiştim. Amerika bu konuda da guideline. 2016'da Fertilistere'de bir yazı yayınlandı. Nasıl natürel fertiliteyi biz optimize edebiliriz? Diyor ki obezite 35'in üzerindeyse body mass index diyor. Azalt diyor. Bakın tam tersi 19'un altındaysa diyor bunu da değiştir diyor. Alkol, sigara, kafeini burada kendisi almış. Eğer diyor drug alışkanlığı varsa veya toksin solvente maruz kalıyorsa mutlaka diyor bu oranları vermiş. Bunlardan bu hastayı kurtar diyor. Son yıllarda güzel bir konu var. İkinci evlilikler arttı. Erkeklerin evlenme yaşı biraz daha ilerledi. Acaba ve hastalar soruyor. Hocam acaba erkeğin yani baba adayının da etkisi var mı? Biraz var gibi görünüyor. Bakın görüyorsunuz paternal age yani erkeğin age'i bir otizm şizofreni gibi hastalıkların riskini arttırabiliyor. Bazı X bağlı hastalıklarda bazı hastalıklarda riski arttırabiliyor. Bazen de multifaktörel kalıtım dediğimiz kanserler vesaire bunlar da artıyor. O yüzden hastaya ne konuşmak lazım? Evet bir miktar bir az da olsa bir riskiniz artmış durumda. Özellikle 40 yaşın üzerinde bu risk daha fazla artıyor. Bu riskin arttığını hastaya anlatmak lazım. PGT ve diğer prenatal tanı yöntemlerinin hastaya bilgi vermek lazım paternal age için. Hastaların çok sorduğu bir meşhur konu var biliyorsunuz. Bu ilaçlar kanser yapar mı? Bu benim ulaşabildiğim en son guideline demin diye review article diyeyim. Current opinion yayınlandı. Aslında bilgi değişmedi. Diyor ki bakın biz de beraber okuyalım hep beraber okuyalım. Data şu anda diyor baktığınız zaman diyor yeterli değil diyor. Yani biz bu ilaçların infertliden bağımsız olarak çünkü infertte bu kanserler için bir risk faktörü biliyorsunuz. Meme, endometriyum ve yumurtalık kanseri için bir risk verildiğini söyleyemeyiz diyor. Sadece bazı çalışmalarda diyor borderline kanserlerde ovary kanseri konuşuyoruz. Bir miktar risk artışı görülebilir diyor. Hani görülmüştür diyor. Ama onun dışında diyor diğer kanserlerde şu anda bir risk arttığını söylemek doğru değil diyor. Başka bir konu o da acaba bize gelen infertil çifte prekonsepsiyonel genetik test yapalım mı yapmayalım mı? Niçin yapalım? Bakın Dünya Sağlık Örgütü diyor ki her yıl dünyada 8 milyon çocuk diyor doğumsal defekt olarak genetik veyahut da parsiyel genetik orijin olarak doğuyor diyor. Çok ciddi bir rakam. Türkiye rakamını bilmiyorum ama hakikaten sıkıntılıdır. Şimdi her çıkı dünyada son 2-3 yıldır diyelim. Biz acaba çiftin etnik grubuna göre, akrabalık grubuna göre, tekrardan gebelikse, ailede genetik hastalıksa var yoksa bunlara göre bu hastalara biz taşıyıcılığı belirleyen testler. Bu en meşhur iki tanesi. Recombinant test ve progeniteyi buraya aldım. Bunlar 200'ün üzerinde hastalığa bakıyorlar. Dünya şunu tartışıyor. Şu risk faktörü olanlara mı bakalım? Herkese mi bakalım? Benim gördüğüm sanki herkese bakmak yakın yıllarda çok şey olacak, çok moda olacak. Ben kendi pratiğimde riskli vakalara eğer gücü de yetiyorsa, maddi gücü de, çünkü pahalı testler, mutlaka bakmaya çalışıyorum. Dediğim gibi herhalde bu testlerin sayısı da artacak ve baktığı hasta sayısı da arttıkça daha fazla işe yarayacak hale gelecek. Burada translokasyonu konuşuyoruz ama bazen bu kavramları çok iyi bilmediğimizi fark ettim. Kendime dair olmak üzere. Biliyorsunuz iki türlü translokasyon var. Hasta bir kağıtla elimize geliyor diyor ki ben de translokasyon çıktı hocam ne yapacağız diyor. Biz bazen bunu şey yapıyoruz. Diyoruz ki senin kaybın var hadi veya akraba evliliğin var vesaire. Periferi karyotip bakalım diyoruz. Pat erkekte veya kadında translokasyon çıkıyor. Hemen genetikleri aramaya çalışıyoruz. Onu yapalım, bunu yapalım diyoruz. Aslında basit. Robertsonian ve reciprocal translokasyonlar var. Sevgili meslektaşlarım. Reciprocal biraz daha sık görülüyor ve dengeli translokasyon. Robertsonian biraz data kaybı oluyor. Bunda data yer değiştiriyor. Ne önemi var? Bakın şu basit bilgi ama önemli. Şimdi reciprocal translokasyonu var çiftlerden birinde. Hasta şunu soruyor. Ya diyor PGT yapmak şart mı? Veya benim ilk çocuğum normal oldu hocam. Bu soru böyle oldu. Arka arka iki tane düşük oldu. Maternal veya paternal %5 ile 15 anormal bebek doğurma riski var. Maternal veya paternal. Mesela Robertsonian'sa maternal benzer ama babadaysa az bu ara. Görüyor musunuz? 0.2 yani neredeyse yok dönecek kadar az baktığınız zaman. Hastayı PGT yönlendirirken şu basit slide'ı bilmekte fayda var. Başka bir konu bunu da sanırım Hulusi'den dinlemiştim herhalde öyle tahmin ediyorum.
Bu vajinal mikrobiyomlar, prebiyotikler, bakteriyel vaginozis bizim işlerimize karışıyor mu? Hakikaten iş zorlaştırıyor mu diye baktığımız zaman, bakın bu 2013'te yapılan bir meta analiz, bakteriyel vaginozis bakılmış IVF obularında. Mesela preklinik abort oranını artırdığı gösterilmiş. Kontrasepsiyon oranlarında risk faktörü olabilir diye bakıyor. Diyor ki tubal impact ile mukayese ettiğimiz zaman daha kötü oranlar oluşuyor diyor. Yani diyor ki sizde bakteriyel vaginozis varsa bu hastada, bu hastada diyor gebelik oranlarını etkileyebilir. IVF'de buna dikkat edin diyor. Başka 2016'da yayınlandı. Yine bakteriyel vaginozis, vaginal mikrobiyata diye yazmışlar. Bakın görüyorsunuz normal anormalde biyokemikal gebelik oranları gittikçe artıyor. Eğer hastada bu sıkıntı varsa. Lugan skora bakmışlar. Bu bakteriyel vaginozisin bir indirek belirtisi. Bakın biyokimyasal gebelik görüyor musunuz? Normal flora, intermediate ve bakteriyel vaginozis var. Bakın ne kadar çok artıyor. Normal florada %50 iken diğerlerine gördüğünüz gibi klinik gebelik oranları azalıyor ve biyokimyasal gebelik oranları gittikçe artıyor. Bunu hakikaten dikkate almamız lazım. Bizim de yayın arkadaşımız Valesco. Valesco böyle bir yazı yazdı. Şaşırdım kaldım. Çok bu, biliyorsunuz bu IVF konusu çok ünlü biri. Fakat bu konuda hatta bir iki ay önce çıktı. RBM Online'da ve şey bunu çok çalışıyor. İBİ grubu büyük bir ihtimalle yakın zamanda bir kit ortaya çıkarıp bu işten ticari kazan sağlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Bakın görüyorsunuz Valesco gibi adam bu konuda diyor ki biz diyor, bu konuyu bilmiyoruz diyor. Hem vajinal mikrobiyom hem endometrial mikrobiyomu öğrenmemiz lazım diyor. Bu da diyor gebelik implantat oranını artıracak diyor. Dikkatini çekmek istedim. Gelelim tanısal testlere. Şimdi burası hastanın anemnez kısmıydı. Tanısal testlere baktığımız zaman bu testi yapmayalım diyorum ben acizane. Bir işe yaramıyor. Ovülasyon kitlerini hiçbir hayat hastama vermedim son 10 yıldır. Ciddi yanlış pozisyon, yanlış negatifliği var. O yüzden diyorum ki kullanmayın diyorum. Senin progesteron işe yarayabilir mi? Bakın 2015'te bir data var. Ben rutinde kullanmıyorum ama kullanan için yanlış değil. Random serum progesteron bakılmış. Diyor ki baktığınız zaman diyor eğer 5'in üzerindeyse diyor siz diyor burada ovülasyon var diyebilirsiniz diyor. Bu da size fayda sağlayabilir diyor. Kullanmak isteyenler için doğru bir yöntem. Meşhur konumuz over rezervini belirleme. Kime belirleyelim, kime belirlemeyelim. Şu slide'ı belki birkaç zaman görmüşsünüzdür. Şunlardan riskli kadınlarda görüyorsunuz ki ailede erken menopoz varsa, genetik bir şey sıkıntısı varsa, yaşı ileriyse, daha evvel over cerrahisi geçirmişse, endometriyoz cerrahisi geçirmişse, endometriyoz varsa, kanser veya küçüklüğünde çocukluğunda kanser veya kemotropik veya radyotropik geçirmişse, sigara içiyorsa vesaire. Bana göre tüm kadınlara, yani bizim muayenelerimize gelen tüm kadınlara mutlaka over rezervi hakkında bilgi vermemiz lazım sevgili meslektaşlarım. Bakın bu Danimarka'da bir tezden aldım. Bu konusunu hazırlarken çok etkilendim. Gerçekten çok güzel. Bir Danimarka'da bir PhD tezi. 156 sayfa yazmışlar. Yani görmeniz lazım. Bir PhD nasıl güzel bir şey hazırlanmış. DM 30 yıllık infertilite uzmanından daha güzel bir özetleme yapmış. Bende şeyi var. İsteyenlere paylaşabilirim. Orada bir şey. Bakın orada bir şekil. Biz Danimarka'da bunu kullanıyoruz diyor kliniğimize diyor. Risk faktörü yapmışlar. Çok güzel. Yaş, siklus bu şeyi süresi, antral folikül, çift overde ve AMEA. Biliyorsunuz iki tane birim var. Pikomaya bakmışlar bunlar. 7 ile çarpmamız lazım. Birbirine dönüştürmek için. Ya 7'ye bölmemiz lazım. Çok güzel. Bakın low risk görüyor musunuz? Bakın low risk. Bakın medium risk, high risk görüyorsunuz. O kadar güzel özetlemişler ki. Biraz uzun tutuyorum ki görmeniz için. Eğer diyor işte 23 günden daha kısa süreyse diyor. 5'in altındaysa ve 5'in üzerindeyse diyor. 5'in üzerindeyse demek 7'ye bölersek yaklaşık 0.3-0.5 falan civarı oluyor yaklaşık. Böyleyse diyor bu hastanın 5'in 40'ın üzerindeyse bu artık diyor high risk diyor. Bu hastanın fertilitesini belirlerken mutlaka bu hastaya bilgi verin diyor. Başka bir konu antral folikül sayımı. Çok konuşuyoruz ama şu an benim yaptığım gibi çok iyi olaya hakim miyiz? Çok yeni uzmanlar varsa aramızda onun için birkaç slide göstermek istiyorum. 2-10 milimetreye bakıyoruz. Değişkenlik az ama gençlerde bu değişkenliğin daha fazla olduğu gösterilmiş. Ölçüm yapan arasında gerçekten ciddi bir değişkenlik var. Yaşla bana göre en iyi korelasyon gösteren test AMEA'dan daha iyi. Bakın şu basit bilgi. Antral folikül sayısı %4.8 azalırken 30 yaşından sonra %11 her yıl azalıyor. Hanımlar için kötü bir haber sevgili meslektaşlarım. Bu bir yine guideline ASRM'den. Fertilitede 2010'da yayınlandı. Buna göre ölçümlendi. Bakın görüyorsunuz. Diyor ki
transvajinal bakmaya çalışın diyor. Görüyorsunuz mutlaka ilk 4 günde ölçmeye çalışın diyor. Spontan veya OK suratı fark etmez diyor. Her yapıyı ölçün diyor. Her iki overi toplayın diyor. Inter-observer farkı demin de söyledim mutlaka var diyor. Eğitimli kişi yapmalı. Yani antren folikülü deyip geçmemek lazım. Hakikaten antren folikülü öğrenmek 1-2 yıldan alınıyor. En azından benim öyle aldı sevgili meslektaşlarım. Peki baktık ne olduk? Ne bulduk? Antren folikülü sayısına göre diyoruz ki biz örneğin 7'nin ve 6'ndaysa burada diyoruz IVF siklüsünde diyoruz sıkıntı yaşama ihtimaliniz çok yüksek görüyorsunuz. 20'nin üzerindeyse diyoruz burada da gene sıkıntı yaşarız. Bu sefer hiperstimülasyon riskimiz çok fazla. O yüzden bu bize biraz fikir veriyor antren folikül sayısı hakkında. Gene çok çok meşhur konumuz, tartışma konu. Acaba AMH'ye nasıl değerlendirelim? Bu hala çok tartışmalı bir konu sevgili meslektaşlarım. Bu çok güzel bir slayttır. Kime normal diyeceğiz, kime poor diyeceğiz, kime azalmış diyeceğiz. Herhalde 0.5'in altına poor dememiz lazım. 1.5 üzerine normal dememiz lazım. 1'in üzeri değil. 0.5-1.5 arası da gri zonda olan olgulara bana göre. Peki biz ne zaman ölçersek ölçelim aynı sonuç mu? Hayır. Bu baştan çıkan bir yanlış. Bunu dikkatinize almanızı rica ediyorum. Birçok çalışma bu şekilde yapıldı. Menstrüel siklus sırasında zaman zaman %20'ye civarına varan bir değişiklik olabiliyor. O yüzden de bu önemli. Bunu mutlaka dikkate almak zorundayız. Zaman zaman değişebiliyor. Burada önemli olan bir de saklama ve gönderim şartları. AMH çok labil. Bu yüzden bakın görüyorsunuz eğer muayenenizde veya hastanede veya başka ilden başka yere yapıyorsanız 4 derece 7 gün, 20 derece 90 gün diğerleri bilinmiyor. Soğuk ortam olunmalı mutlaka mutlaka. Çünkü değişik kitler var. Bakın aynı örneği 4 farklı kitle ki şu anda dünyanın önemli kiti şu kit. Roche'un kiti şu anda. Birçok iyi laboratuvar ve iyi merkez bunu kullanıyor. Bakın görüyorsunuz 3.65'te çıkabiliyor. 1.98'de çıkabiliyor. Bu yüzden dikkatli olmak zorundayız. AMH'yı hep aynı laboratuvarla çalışmakta fayda var. ASRM Guideline 2015'te yayınlandı. Diyor ki düşük AMH ve antren folikül sayısı zayıf öngörü için iyi ama gebe kalırsın kalmaz için iyi değil diyor. Bu çok önemli tek başına. Düşük risk popülasyonu hakikaten çok doğru. Bizi zaman zaman mahcup ediyor. Ben zaman zaman bu konuda mahcup oldum. Hala da olmaya devam ediyorum. Low risk'e veya yaptığınız zaman sizi yanıltabiliyor. Bu yüzden de dikkatli olmak lazım AMH ölçerken. Meşhur konumuz polikistik over biliyorsunuz. Bu sevgili Sezai Hoca'dan aldığım bir slide. Metabolik sendromu bakmıyoruz. Metabolik sendrom çok 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 önemli. Mutlaka bakın şu 5 parametreye hastaya bu konuda bilgi vermek zorundayız. Hemen baktık. Metabolik sendromun 2 tane ayrı şeyi var. 2 ayrı değerlendirmesi var. Biz bunu biliyoruz. Bu en çok meşhur olan. Bir de Dünya Sağlık Örgütü'nün bir de bu var. Bu yenisi olan. Burada diyor ki diğerinde 3 kriter. Bunda ise 2 kriter varsa diyor. Bakın görüyorsunuz. 2 kriter varsa diyor. O zaman metabolik sendrom ki bu daha fazla şu anda endokrinologların, diyabetçilerin kullandığı metabolik sendrom tanımı. Obezite var. Bu hastayı şu bekliyor. Obezite tip 2 bir diyabet biliyorsunuz. Kardiyovasküler hastalık, infertilite, endometriyum kanserin ve mutlaka bilmemiz gereken bu hastalarda depresyon ve diğer mood disorder'la çok görülüyor. Ya yani metabolik sendrom önemli mi hocam? Evet önemli. Bakın görüyorsunuz. Bakın bu çalışma yeni yayınlandı Gri dergide. Bunlara bakın dikkatini çekelim. Bakın Finlandiya, Norveç ne kadar ince uzun boylu grup. Bakın %27, %41 görüyor musunuz? Brezilya %30, Türkiye gibi kabul edersek. Bakın görüyorsunuz yaklaşık %30 ile 40 civarında PCOS'ta eğer bakarsanız metabolik sendrom söz konusu. Bu çalışma niye önemli metabolik sendrom? Tek çalışma söyleyeceğim. Tedaviye hiç girmeyeceğim bu şey sırasında. Bakın Legron'un yaptığı meşhur çalışma. 150 kadını aldı. Randomize kontrolü yaptı. Dedi ki lifestyle intervention dedi. OK dedi. İkisini beraber yaptı. Sonra bunlara 4 ay ya kendine ya da klonfensitrat verdi. Bir kere lifestyle kombine neredeyse eşit. OK düşük. Yani OCP sonrası klonfensitrat uyguladığı grupta veyahut da kendiliğinden gebe kalan grupta baktığınız zaman diyor ki lifestyle yani yaşamı değiştirmek. Bakın görüyorsunuz kalori düzenlemesi, ilaçlar kullanmak, %5'ydi weight loss, kilo kaybı bu hastalara ciddi oranda kazandırıyor. Bariyatrik cerrahi önemli mi? Demin söylemiştim. Önemli. Bakın 2016 datası 13 tane çalışma 2110 kadın, 2130 kadında bakılmış ve ortalama BMI 46 dikkat çekerim. Bariyatrik cerrahi yapılmış. Hem PCOS insidansı düşmüş hem de infertilite insidansı dedikçe azalmış bu grupta. Çok kullandığımız bir ilaç grubu var. O da
inositol, miyonizol, inositol ve kriyonizol, inositol. Bunu kullanalım, kullanmayalım mı diye. Bakın bu çalışma 2015 yılında bir konsensüs report olarak Avrupa'da yayınlandı. Diyor ki, bakın şunlar araştırılmış. Şu 6 tane soruya cevap veriyor. Hakikaten işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye baktığınız zaman. Ve diyor ki özetle büyük bir ihtimalle işe yarıyor. Günde 2 gram verdiğiniz zaman çok data yok diyor. Çok hard data yok ama diyor. Burada meşhur bakın Paul Dörre de var bu grupta gördüğünüz gibi. Ve İtalya'nın ağırlıklı olduğu bir grup. Yalnız burada tek sıkıntı 2 tane çalışmacı burada aynı zamanda ilacı üreten firmadan. Ama diğerleri biraz onu kurtarıyor gibi. Bir miktar işe yarıyor diyor. İlaç diyor. Bu çalışma tabii çok önemli. Bu çalışma bağımsız bir çalışma. Bu daha yayınlanacak şeyde. BJO'da. Diyor ki biz diyor inositole baktık diyor. Meta-analiz yaptık diyor. Ve burada diyor 10 çalışmaya baktık diyor. Bakın görüyorsunuz. Menstrual siklusu regüle ediyor. Ovülasyon endüksiyonunu şey yapıyor. Ovülasyonu arttırıyor. Metabolik bozuklukları düzeltiyor ama diyor pregnancy ve düşük üzerine etkisini diyor şu an söylemek için erken diyor. Güzel bir çalışma gördüğünüz gibi. Okumanızı tavsiye ederim eğer bu konuya ilgi duyuyorsanız. Başka bir konu. Acaba HSG yapalım yapmayalım mı? Cevabım lütfen ve lütfen her olgu HSG yapalım. Ben kendi hayatımda birkaç vakada bu yüzden tabiri caizse sıkıntıya düştüm. HSG'yi geç yaptığım için. Çünkü mutlaka HSG ne kadar o iyi olursa olsun halen bana göre histeroskopi dışında en iyi en iyi belirleyen yöntem. Erken foliküler fazla yapmalı. Bir saat önce non-steroid antiinflamatuar vermekte fayda var. Rutin kullanıyorum ben. İşe yarıyor. Eğer giden ya yani mümkünse hep aynı kişiye aynı yere yaptırmaya çalışın. Çünkü çok kötü yapılabiliyor. Birazdan göstereceğim. Profilaktik antibiyotik mutlaka yazın. Bazı yerler kendileri veriyor ama vermiyorsa mutlaka yazın. Özellikle hastanın ciddi enfeksiyonu varsa bu hasta HSG sonrası ben 3-4 vakada gördüm maalesef. Ve ciddi sıkıntı oldu. O yüzden de mutlaka antibiyotik vermenizi tavsiye ederim. Yanlış çektiğinizde bunlar kitap vakaları ama sayısız ve hepimizin örneğinde bunlar var. Bakın bubble yapıyor. Sonra daha fazla ilaç veriyor ve gördüğünüz gibi normal diyor. Öbür türlü burada polip var diyecek. Şöyle bakıyor tıp müköz miyom var diyor. Biraz serviks çekiyor. Aslında total septum baktığınız zaman. HSG'yi mutlak surette çok okumak lazım. Rahmetli Mülazım Hoca'nın kitabı vardır. Hakikaten iyi bir kitaptır. Tavsiye ederim. Çok örnekler de vardır. Eğer özellikle yeni başlayan hekimler için ciddi oranda size fikir verir. HSG'yi nasıl okumak lazım. Şimdi gelelim uzak kaldığımız, biraz da çekindiğimiz konu. Tabii tecrübeli hekimler için söylemiyorum, hocalar için söylemiyorum ama erkek infertilitesi. Bir kere anemnez almak zorundayız. Nasıl anemnez alacağız? Mutlaka şunu soracağız. Geçmişte kriptoşta oldu mu? Testis hasarı oldu mu? Testis torsiyonu. Testis torsiyonu o kadar çok fazla ki ben bile şaşırıyorum. Mutlaka bu 3-4 tanesini sormak lazım. Çünkü görüyorsunuz ki bakın azospermi ve anormal spermiyogram oranlarının yaklaşık 9 kat bile artıyor. Nomenklatür değişti. Biliyorsunuz 5. baskı yaptı WHO. 80'li yıllardan itibaren. Bakın 2010'da ne oldu? 1,5, 15 milyon, 39 milyon. Motilite %32 oldu. Vitalite önemli %60 oldu. Morfoloji %14 oldu. Lökosit 1 milyonun altında oldu sevgili arkadaşlarım. Ben rutin bakıyorum ama bilmiyorum siz bakıyor musunuz? Mutlaka bu 4 hormona bakıyorum. FSLH, testosteron, prolaktin. Bazen prolaktinomo geliyor. Yani prolaktin çok yüksek geliyor. Niye bakıyorum? Şunu anlamak için bakıyorum. Hipo var mı yok mu diye. Bu hakikaten varsa biliyorsunuz o zaman üroloğa yönlendiriyorum ve ürolog hakikaten bunlar da fayda sağlayabiliyor. O yüzden de bu 4 tane hormona bakmanızı tavsiye ederim. Sperm DNA testleri, ileri testleri yapalım mı yapmayalım. Biliyorsunuz bunlar meşhur tunel ve KOMA testi ve diğerleri. Bu testler niye? Şu güzel slide vardır. Canlı doğumun %80'i, %70'i daha doğrusu yumurtanındır. %10-15'i uterusundur. %10-15'i de şeyindir, spermine diye baktığınız zaman. Biz bunu yakalamak için sperm DNA hasarını bakmak için bu 3 tane şey yapabiliyoruz. Veya kromozomda sıkıntı var mı sperm fiş? Ben bunları hiçbirini istemiyorum ve yapmıyorum da. Niçin? Cevabı burada. Çok kalifiye vakalar dışında ne demek yani? Tekrarlayan gebelik kaybı var veya tekrarlayan implantasyon başarısızlığı var.
Laboratuvarda bir şeyler ters gidiyor. İşler iyi göründüğü halde. Onlar da yapabilirsiniz. Ama yapmanızda bir şey değiştirme. Çünkü yaptıktan sonra onu düzeltecek herhangi bir şey söz konusu değil. ASM de diyor ki bu advanced testleri diyor. Şu anda diyor recommend'e etmiyoruz diyor. Şimdi azospermi ben de çok şey yapıyoruz. Azospermi görünce hemen üroloğa yönlendirmek istiyoruz. Aslında basit evaluasyonu biz kendimiz yapabiliriz. Biliyorsunuz ya tıkanma var bir yerde ya da tıkanma olmadan kendine üretmiyor. Tıkanmayı ve tıkanma olmadan üretmemeyi hemen anlayabiliriz. Volüme bakarak bakabiliriz. Volümde sıkıntı varsa büyük bir ihtimalle bir yerde tıkanma var demektir. Ya vaz deferansa sıkıntı vardır ya da ejeküler kanallarda sıkıntı vardır. Sevgili arkadaşlar. Biyopsi geldi önümüze. Biz biyopsi yaptırdık. Biliyorsunuz 4 tane yere şeyimiz var. Normal gelecek, hipo gelecek, sertolisel maturasyon. Bunlar sperm çıkma oranları. Görüyorsunuz ki sperm çıkma oranları en yüksek hipospermatogenez. Sertolisel ve maturasyon arasında olay daha sıkıntılı. Erkeğin genetiğine bakalım mı? Mutlaka bakalım. Bunu çok bakmıyoruz. Eğer obstrüktif varsa ve hasta isterse bakıyoruz. Öyle diyeyim en azından kendi pratiğimde. Ama bu ikisine mutlaka bakmak lazım. 1 milyon ve altındaysa aslında literatür 5 milyon ve altını söyleyebiliyorsunuz. Veyahut da azospermiyse mutlaka bakmak lazım. Peter'den de elimize sonuç gelince biraz böyle ürküyoruz. Veya bana öyle görüyor. Bakın bu işte. En sık rastlanan kromozom bozukluğu bu grupta biliyorsunuz klinefelter. Azospermlerin %10 ile 15'inde var. Testosteron azalıyor bunlarda. FSH ve LH artıyor görüyorsunuz. Bakın uzun kollar, uzun bacaklar. Testislerde atrofi, pubik kıllanma olmuyor. Jinekomasti, tipik klinefelter sendromu. Ben bazı olguları şey yapmadan, istemeden bu olabilir diye yapıyorum ve %70-80'de hakikaten klinefelter geliyor. Deresyon baktık. Ne işe yarıyor? Tabii işe yarıyor. A ve B varsa sperm çıkma şansı neredeyse %0. Sadece son bir senede birkaç yazı çıktı. B'lerde sperm bulduk diye ama tartışmalı. C varsa bu büyük bir ihtimalle hipospermatogenezdir ve %70-80 civarında bu hastada sperm bulabilirsiniz sevgili meslektaşlarım. Diğer bir konu acaba varikoseli hale alın mı? Bakın bu konudaki yeni data şu. Bu ürologların, bakın European Association of Urology'nin 2015'teki guideline'dan bu slide'ı aldım. Diyor ki eğer diyor sizde diyor bir şeyde diyor adolesanda varikosel varsa diyor bunu tamir edin bir kere diyor. Enfermeden bağımsız gelecek için. Bakın A grubu great var. Görüyor musunuz? Bakın A grubu diyor ki eğer diyor infertil erkekli diyor semen analizi normalse diyor ve klinik varikosel varsa diyor bunlara dokunmayın diyor. Ancak diyor klinik varikosel varsa ve diğer izah edilmeyen bir durum varsa diyor bunlarda diyor varikosel tamiratı yapabilirsiniz diyor. Bu çok güzel bir analiz. Urologların kendi yaptığı için bunlar o konuda biraz yanlış biliyorsunuz urologlar. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bu çalışma da önemli. Bunu da biraz düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Niye düşünmemiz lazım sevgili meslektaşlarım? Hasta azospermi ve ağır veya virtual azospermi, ağır oligospermi. Bunlara eğer IVF öncesi varikosel operasyonu yaparsak bizim oranlarımız arttırır mı? Sanki öyle göre. Bakın metanaliz yeni yayınlandı. 7 çalışma diyor ki canlı doğum oranları biraz daha fazla artıyor diyor. Sperm bulma oranları biraz daha fazla artıyor diyor. Kendi kendine tabii değil bunlar. Yani bunlara varikosel operasyon yapıyorsun ve bunları IVF alıyorsun. Bunu biraz daha, biz bu konuda biraz tutucu davranıyoruz. Herhalde bu metanizden sonra biraz daha iyimiz lazım. Biz infertil hastaları hiç denememiş hastaları histeroskop yapalım yapmayalım mı? 2016'da yapılan bu çalışma insan çalışması yapmayın dedi. Yapsanız da yapmasanız da bir fark yok dedi ama bu çalışmaya birçok eleştiri de geldi biliyorsunuz. Bakın bir sene sonra Home Reproduction Update'de Sardor arkadaşlar dedi ki yeni çalışmaya biz baktık dedi. 7 tane çalışmaya baktık dedi. Bakın primer canlı doğum oranına gebelik oranlarına baktık dedi. Biz dedi orta kalite evidence olmasına rağmen dedi. Bakın görüyorsunuz 1.48 canlı doğum oranı gebelik oranı 1.45. İki tane ciddi dergide iki tane farklı sonuç yorumu size bırakıyorum. Benim tavsiyem eğer bir görünen bir şey yoksa yapmamak yönünde infertilite öncesi. Peki bu testlerden ne çıkaracağız biz? Yine ASM diyor ki çok güzel hastanın gebe kalıp kalmayacağını çok iyi gösteren bir test henüz yok diyor. Hiçbir kötü test sonucu hastanın gebe kalmayacağını kesin olarak göstermez diyor. Mutlaka aklımız olması gereken bir slat. Kaç ne kadar oldu saat? 9.49 devam edelim mi?
Kriptozoosfer bir hastalar için ne öneriyorsunuz? Bunlarda ben havuz yapmaya çalışıyorum. Bir veya iki defa gönderiyorum bu hastaları. Bu hastalarda sperm çıkması için, eğer sperm çıkarsa biriktiriyoruz. Sperm çıkmazsa da Turgay Beyciğim, bu hastalara bildiğiniz gibi TESE yapıyoruz. Açıklanamayan infertilite ayrı bir tartışma konusu oldu. Gayet güzel gidiyorduk bu şeylerde, bu açıklanamayan infertilite. Güzel güzel önce ovülasyon indüksiyonu yapıyorduk, sonra IVF yapıyorduk. Olmazsa IVF'e geçiyorduk. NICE, nice biliyorsunuz, İngilizlerin evidence based testi. Dedi ki, ya dedi, siz dedi şuna bakarsak dedi, şunu elde et diyor. Ovarian stimülasyon yapmayın, bir işe yaramıyor dedi. Bekle dedi. Beklemekle ovarian stimülasyonu yaptım, ben buna IVF yaptım, bir fark yok dedi. Daha sonra dedi, şey yapın dedi, bunlara direkt IVF yapın dedi. Bu hakikaten çok ciddi kavga uyandırdı camiada. Bakın 2014'te başka bir çalışma diyor ki, biz diyor 9818 vakaya baktık diyor ve şunu gördük diyor. Gördüğümüz şu diyor, bunlarda diyor erken müdahale ediyoruz. Erken hemen bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir grubuna hiç olayı anlatmıyoruz diyor. Prognoz bile vermiyoruz diyor. Ve gebe kalabalıkları diyor, overtreatment yapıyoruz diyor. Yani diyor ki, özetle diyor, biz diyor unexplained infertilite hala doğru iş yapamıyoruz diyor. Fertil Stiller 2016 Eylül'de Robert Casper şunu dedi. Acaba dedi ovarian stimülasyon unexplained yapalım mı yapmayalım mı? Sanki dedi direkt IVF'e geçmek, tek embriyo transferi biraz daha cost effective, biraz daha mantıklı dedi. Niceyi destekler. Şimdi burada bir IVF'ye girdik. Birkaç tarafta girmek istiyorum sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım. Şimdi bunlar bizim IUI endikasyonlarımız. Yani daha doğrusu IUI ön koşullarımız. Tüplerin biri açık olacak. Son 3 ayınca, mutlaka son 3 ayında bir sperm elimizde olacak. Kavite iyi olacak. Over rezervi iyi olacak. Ve temel tetkikleri yapmış olacağız. Bana göre son yıllarda, ben IUI'ye inanan bir doktorum ama IUI sonuçlarımız maalesef iyi değil. Kendi oranlarım %8-10 civarında. Benim gördüğüm en iyi grup şu grup. Ve bu grup sonra. Ben tabii kendime gösteriyorum, size gösteremiyorum. Bakın bu grup ve bu grup. Özellikle toplumda sekonder infertilitede koyu sayısının azlığından dolayı IVF'de, IUI'de bunlar pat diye gebe kalabiliyorlar. Bunu dikkate çekmek istiyorum. Sorun şu. Şu 3 grup IUI'nin majör grubunda dünya bunu tartışıyor. Açıklanamayan evre 1-2 endo, eğer tanı koyduysanız da subfertil, yani ağır değil. Bunlar da biz acaba Nice diyor ki yapmayın diyor. Bakın görüyorsunuz, do not routinely offer diyor. Yapmayın diyor Nice. Bu demin saydığım 3 grupta. Bu çalışma 2014'te yayınlandı. 2000 vakaya bakıldı. Dendi ki 38 yaş altında. Bunlarda biz IUI yaptık. Neler bunu etkiliyor prognostik? Bakın female infertility riski, şansı arttırıyor. Kadın yaşı azaltıyor. Ovülasyonu trigger etmek arttırıyor. Sekonderse arttırıyor. Bazal FSH düşükse bunlarda diyor şans daha iyi. Bakın görüyorsunuz. İki folikül eğer geliştirirseniz şansınız daha iyi diyor. 3-2 siklüsün analizi var. Önemli, önemli bir sorun. Burada birkaç soru olmuş. Çok affedersiniz. Bunları cevaplamaya çalışayım şimdi. Bir dakika, buraya nasıl geleceğim? Banu'cum çok zor, haklısın. Ben bunlarda bir mutlaka oral antibiyotik başlıyorum. Ondan sonra bariyatrik cerrahi mutlaka öneriyorum bu hastalara. Bir kısmı kabul ediyor, bir kısmı kabul etmiyor. 3 ila 4 hastanın sosyal ve kültürel seviyesine göre ya 3 ila 4 ay sonra gel diyorum veya hiç şey yapmayacaksa, eğer hasta istiyorsa bu hastaları direkt süklüse alıyorum. Gebelik oranları da hiç de o kadar kötü değil. Onu da söylemek istiyorum. Ben erkeğe fizik muayenesini yıllardır yapıyorum. Kendi kendime öğrendim. Testis ultrasonu ben bilmiyorum Erkan Coşkun. Bunu biz yapmamız lazım. Ağır oligoysa veya az oysa mutlaka skrotal ultrasonografi mutlaka istiyorum. Birkaç tane de bu yüzden de seminom yakaladım. Kaan Koca. 35 yaş altı rezerviyi normal spermiyogram. Öykü ve HSG ne kadar ekleyelim. Bunlarda eğer IUI yapacaksam mutlaka HSG istiyorum. IUI yapmayacaksam IUI'ye kadar geçen süre içinde bu hastalarda HSG istemiyorum. Risk faktörü yoksa. Başka var mı bakalım?
Selma merhaba. Bu çok zor bir soru Selma. Sen de bu işin içinde yıllardır yapıyorsun ve iyi yapıyorsun. Benim kriterim eğer açıklanamayan infertilite ise yaş iyiyse bunlarda bir yıl beklemek. Eğer yaş kötüyse beklememek IVF direkt alınmak. Şimdi önemli bir sorun. 40 yaş ve üzeri hasta karşımızda ve çok arttı bu biliyorsunuz. Bu kadın geldi buna ne yapalım? Bakın 2013'te yazılan bir yazıda. Şimdi diyor ki bir meta analiz yapmış yazar. Çok güzel. Biz bunlara ne yapalım? Bakın şunlara dikkat çekerim. Klonifen verdik. Canlı doğum oranı %0. IUI ekledik. %1'in altı. FSA yaptık %1. IVF %13. Benim de önerim bu hastalarda oynamamak ve bu hastaları direkt IVF'ye yönlendirmek. Tamamen katıldığım bir şey olduğunu size gösterdim. İnfertil cerrahi anlatmıştım ben geçen sene. Bana hep böyle Haziran ayında veriyorlar testereme. Biterken herhalde bir en önce konuşsun diyorlar. Bunu dinlemiştiniz. Ben hızla birkaç şey tekrar edeceğim. Devam edelim bu arada mı soruyorum. Çünkü daha epey slide'ım var. 9 saat oldu. İdare edelim. Peki devam edelim. Sessizlik de şey anlamda gelir yani. İstersen sen devam et demektir. Öyle kabul ediyorum. Şimdi endometriyoz meşhur konu biliyorsunuz. Biz infertil deyince advanced endometriyoz anlamamız lazım. Yani ne demek bu? Endometrioma, dip veyahut da adenomiyozis. Biliyorsunuz 2014'te bir kez hatırlatmak fayda var. Dernek dedi ki biz dedi fertiliteyi arttırmak amacıyla egzersize etmeyin. Bu önemli. Ederseniz de diğer faktörleri göz önüne alın. Eğer burada iki tane olay var. Bir, IVF'e göndereceksiniz. Dokunmayın dedik. Dünya da böyle diyor çoğu kuruluş. Birazdan söyleyeceğim. IVF'den bağımsız sadece fertiliteyi arttıracaksanız bir grup haricinde birazdan söyleyeceğim. Onun dışında diğer faktörü göz önüne alın. Ona göre eğer cerrahi yapın dedik biz. Önemli bir slide. Biz niye korkuyoruz? Biliyorsunuz over rezervini azalttık. Bir konu daha var. Over rezervi orada da azalabiliyor. Biliyorsunuz Gürkan Uncu bu konuda çalışma yaptı. Over rezervi orada da azalabiliyor Barış Atay'la beraber. Bu tartışma konusu. Daha yeni Dünya Endometriozis'de Uncu ve arkadaşları sunu yaptı. Ve bir yıl içinde duran endometriyomanın da orada zarar verdiği gösterildi. Ama sorun şu. Duran endometriyoman zarar veriyor. Bizim kaba tabirle cerrahi yaptığımız endometriyomamız zarar veriyor. Bana göre cerrahi yaptığımız zarar veriyor. Bunun cevabını daha bilmiyoruz. Başka bir soru. Bizim cerrahi yapıp zarar verdiğimiz olgudaki doğum mu daha riskli? Hastanın kendi kendine doğru olan bakımı daha riskli. Bakın bunu çok güzel araştırdılar. Diyorlar ki sizin endometrioma cerrahisi yaptığınız ve zarar verdiğiniz olgulardaki gebelik oranları çok çok düşük. Kime göre? İdiopatik DOR'a göre. Mutlaka bunu gündeme almak zorundayız. 40 yaş üstü az IVF mutlaka HSG yapmamız lazım. HSG yaparken beklemeye lüzum yok. Öbür ayda hemen IVF alabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Şunlar da biliyorsunuz endikasyonlar ama adenomiyoziz varsa, recurrence ve bilateralse mutlaka mutlaka direkt endometriyoz. Ben diyorum ki kendi pratiğimi konuşuyorum. Ben diyorum belki bunu kastediyorum. Eğer 35 yaşın altındaysa, over rezervi iyiyse sadece yaş yetmiyor. Tek taraflıysa, meyil ve tubal faktörü varsa işte buna endometrioma cerrahisi yapın. Ben nacizane günlük pratiğimi yapıyorum ve çok da memnunum. Ama bu varsa yani şu slide içeriyorsa, şu koşulları içeriyorsa bu hasta endometrioma cerrahisinden ciddi fayda görecektir sevgili meslektaşlarım. Derin endometriyoziz varsa bunu hızla geçiyorum. Cerrahi veya şey tartışmalı ama şey ARD ama öncelikle ARD başarılı olmazsa cerrahi daha çok dünyada şey yapılıyor, tercih ediliyor. Şunu gözden kaçırmayın birkaç slide'la da hasta endem olarak bize geldi. Bunların bir kısmı da maalesef biliyorsunuz borderline veyahut da kanser. Bakın 2013 yılında over kanseri borderline over yani subfertil kadınlara bakıldı. Bunlar endometriyozu subfertil kadınlar. Bunlar da bakın görüyorsunuz 15 yıl takip ciddi rakam. Dendi ki bunlarda over kansere ve BOT dediği borderline over tümör riski artmış durumda. Bakın görüyor musunuz? 5,5 8,9 görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bunlarda bu kadınlarda borderline over kanser riski artabilirdi.
Peki nasıl anlayacağız? Borderline ovar kanser riski var mı yok mu diye. Multikistik, bir dakika. Multikistik ovar kanseri olmasına rağmen ameliyat sonucu düşük olan olgular için öneriniz. Polikistik bir hasta multikistik ovar görüntüsü var. Ama ameliyat sonucu önemli. Bana göre bu olay hakikaten çok doğru söylüyorsun sevgili Yılmaz. Bu olay zaman zaman görebiliyoruz. Ben bunu direkt bu grubu şey kabul ediyorum. Direkt doğru grubu kabul ediyorum ve ona göre davranıyorum. Yani bunu şey grubu kabul etmiyorum. Normal grubu kabul etmiyorum. Bir kez arat embriyo ovar polis sonucu cerrahi olabilir mi? Doğrusu şu. Konumuz bu değil ama sevgili Öner. Arete yapmak, arete sonucu dondurmak. Dondurduktan sonra lükrin veya dekapeptil ve frozen çiklisi. Benim yaptığım şu anda. Şimdi H4 acaba işe yarar mı yaramaz mı? 2-3 yıldır çok kullanıyoruz. Zaman zaman kendi aramızda tartışıyoruz. Bilmiyorum Taner şu an dinliyor mu? Sevgili Taner Üstel'e de bunu biz kendi aramızda çok tartışıyoruz. H4 bakalım mı bakmayalım mı diye. Bakalım. Çok işe yarar. Bakın 4 grup. Adnesel patoloji yok. Venin. Endometriyom ovar kanseri. Önce şunu söyleyeyim. H4 endometriyozda nadiren yükseliyor veya yükselmiyor. Peki H4'ü niye yapıyoruz? Benim mi? Selin mi? Habis mi diye yapıyoruz. Bakın bu çalışma. Bakın grup 3, grup 4. Bakın CA125 burada sıkıntı yaratıyor ama bakın görüyorsunuz grup 4'te bir tek H4 yüksek oluyor. Görüyorsunuz. Bakın cut-off point çok önemli. Premenopozal kimi laboratuvarla 7.4, kimi laboratuvarla 12.13 alıyorlar. Herhalde 12-13 daha mantıklı. Postmenopozda 24-25'i almanız lazım. Roma indeksini. Bakın görüyorsunuz değişik olgularda. Bakın çok güzel. Bu anlatıyor. 12-5 H4. Bu Clinical Trans Oncology diye full text'i var. Bakabilirsiniz. Ben de bunu bu şeyler için, sunumlar için bulmuştum. Çok güzel bir şey anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Ne işe yarıyor ovar kanserinde diyor. Bize hakikaten yol gösteriyor. H4'e baktığımız zaman. Adenomyosis riski, bozuyor mu? Kesinlikle bozuyor. Meşhur Veseler çalışması biliyorsunuz. Gebelik oranlarını azaltıyor ve miskeriyeci arttırıyor. Şunu bir kez daha sevgili Levent Şertürk bunu çok güzel anlatır. Ultrasonografi bir bakmanızı rica ediyorum. Mutlaka özellikle arka duvar lehine bir genişleme varsa, küçük minik lakünler varsa, oraya power dopları koyduğunuz zaman artmışsa bunlarda mutlaka adenomyoz düşünmek lazım. Taner ne soruyor? HSG'de Taner varmış bak. İki tek taraflı kanıtlık var fakat ek faktör yoksa. Kadın yaşı 35 yaklaşımınız. Normal takip bunlar Taner'cim. Hiçbir şey yani bu biraz ovülasyon endüksiyonu artı bu hastaya IUI denerim. Eğer yaşı uygunsa 35 civarı evet over rezervi uygunsa cevap yoksa IVF. Aynı zamanda şunu da görüyoruz ama bakarsak nedir bu? Histeroskopide şunu görebiliyoruz. Bakın görüyorsunuz böyle küçük kistik kanayan lezyonlar, damarlanma artmış, cepler, mor renkler. Hakikaten gerçekten de adenomyozisi çok son zamanlarda ya da öğrendiğimiz için ben son 1-2 yılda histeroskopide adenomyozisi daha fazla görmeye başladım. Anomaliler varsa ne yapacağız? Hiç hemen söyleyeyim. 3D'nin en iyi işe yaradığı yer. Bakın görüyorsunuz. İnanın HSG kadar bilgi veriyor. Şimdi burada bir guideline var. İşte bu guideline'a karşı çıkıyorum. Çünkü data yok. Diyor ki septuma, siz diyor septumu ensize edin ama datada CC diyor. Bakın görüyor musunuz? Bakın görüyorsunuz. Abortus preterm doğuma katkıda bulunur diyor. Bakın görüyorsunuz hep CC. Çünkü data yok. Ama doğrusu uterus septumda benim tercihim hele IVF yapacaksanız mutlaka arkuat hariç mutlaka önce rezeksiyon sonra da hastayı IVF'e göndermek. Şu ikisi son yıllarda çok görmeye başladık. T-shape uterus biliyorsunuz. Mutlaka hastayı bu yönde değerlendirmek lazım. Kişiye ve şeye göre çok değişebiliyor. Bakan hekime göre çok değişiyor. Bunu yeni öğreniyoruz. Bu işte düzgün bir T-shape gördüğünüz gibi şurası şu vaka. Bunu da mutlaka cerrahisinde öğreniyoruz. Eskiye göre daha iyi yapıyoruz. Ben kendimi de ve yapan bir sürü meslektaşımı görüyorum. Eskiye göre bu konuda biraz daha iyiyiz. Ha işe yarıyor mu? O biraz zaman gerekiyor. Biz miyomda ne yapalım? Hasta miyomla gidi. Lütfen bu guide'ı okumanızı tavsiye ederim. Okumuşsunuzdur bir kısmınız. Bu Kanada guideline 2015'te yayınlandı. Diyor ki intramural diyor dokunma diyor. Mükeze dokun diyor. Subserize dokunma diyor. Intramural biliyorsunuz dünya tartışıyor. 4 santim 5 santim üzerinde. Ben kendi pratiğimde eğer şöyle yapıyorum. Eğer
diğer sebepleri ekart etmişsem 5 santim ve üzeri miyom varsa, bu hastalara başka sebep yoksa miyom ekleme yapıyorum. 6-7 vakada faydasını gördüm ve gebelik oranı birdenbire arttı bu vakalarda. Ama bu dünyada konusu sevgili meslektaşlarım. Bakın bu 2016'da Best Practice'de çok güzel yazı. Diyor ki sup mukozalda diyor eksizde et. Sup sürelerde eksizde etme diyor. İntermüral 4 cm altındaysa diyor bekle. 4 cm üzerindeyse diyor laparoskopik bu hastaya müdahale et. Polip meşhur konumuz. Bu konuda 2017'de bir European Journal'da yazı çıktı. Diyor ki cost analysis, bakın görüyorsunuz. Ne yapacağız, ne yapmayacağız? Bakın okuyalım beraber. Diyor ki office operatif istetoskopi yapın diyor. Bu olgularda diyor. Yaptığınız zaman diyor bu cost efektif olarak işe yarar diyor. Ne yapıyorum? 1 santimin üzerindeyse hastaya diyorum ki yapalım. 1 santimin altındaysa ignore ediyorum. Sineşi en iyi fayda gördüğümüz hasta grubu, özellikle secondary infertility'de sineşi için en az bana göre 100-150 tane diğerlerini yapmanız lazım. Ondan sonra sineşiye geçmeniz lazım. Ben çok yaptığım halde hala öğreniyorum ama inanılmaz keyifli vakalar. Çok kötü vaka değilse işe yarıyor ve hasta direkt gebe kalıyor. Özellikle sekonder infertilde. Hidrosalpinx'e ne yapalım? Cerrahi yaklaşım biliyorsunuz. Bunlara ya proksimal kilitleyelim ya serpenşektomi yapalım. İsterseniz de ultrasonla bunları boşaltabilirsiniz. Onda da gebelik oranları gayet iyi. Demek ki bu benim yaptığım bir şey. Hani benim inancım. Bunu tartışabiliriz. Yararlı kanıtlanmış işlemler. Hidrosalpinx'e hastalarda serpenşektomi veya proksimal tubal ligasyon yapın. Süt büköz miyomu çıkarın. Tartışmalı işlemler intramural, subseptus, polip, adezyon, histeroskopi, IVF öncesi, adenomyosis ve endometrial injury biliyorsunuz. Yararlı olmayan işlemler endometriyaların IVF öncesi çıkartılması. Birkaç slide'ım kaldı ve bitiriyoruz artık. Çok yoruldunuz. Şimdi başarı oranları nasıl konuşuyoruz? Bu hakikaten günümüzün Türkiye'sinde çok ciddi bir sorun. Oranlarımız çok yüksek ve çok gerçekçi değil. Kendime de bunu katıyorum. Şimdi bakın. SART'ı konuşmamız lazım. Niye SART? En düzgün oranlar dünyada orada biliyorsunuz. Kuzey Amerika 200 bin siklus oldu artık. 2015 datası birkaç hafta önce yayınlandı. Preliminer birazdan göstereceğim size. Ben size şunu göstereyim. Biliyorsunuz 1995-2000'li yıllardan beri bu data yayınlanıyor. Diminished Ovarian Reserve incidence başlarda %8-%9'du. Şu anda %30 bakın. 2013'e bakın dikkat çekerim. Peki oranlara bakalım. Canlı doğum oranları bakın görüyorsunuz %35'lerde. En kötü oran diminished ovarian reserve'de. O yüzden biz bu hastayı yakalamak zorundayız. Bakın endometriyoz %31, uterin faktörü %23, 37 ovülatör faktörü, tubal faktörü %28. Canlı doğum oranları 5 puan da üzerine koy, klinik gebelik oranları yaklaşık bunlardan 5 puan yüksek. Yani %70 değil, %60 değil, %80 değil. Bakın SART 2014 datası 30.8 daha da artmış. Geriye gidelim sevgili arkadaşlarım. Bakın bir puan daha artmış. Her geçen sene bu artacak göreceksiniz. İleriki yıllarda tekrar böyle buluşabilirsek. Bakın şey daha da azalmış. Başarı oranı. Görüyor musunuz 2013'e göre? 17.4'ten. Yani Amerika bir yılda daha fazla doğru yakalıyor ve daha kötü başarı oranı yakalıyor. Bakın oranları görüyorsunuz. Gene benzer oranlar, canlı doğum oranları. Bakın. Saat 2014'te bir de şunu aldım bu konuşma için. Bakın yaşlara göre vermiş. 40'lı yaşlarda oranları söylediğimiz zaman hastalığı, en azından kendi hasta grubumda, hocam çok düşük, hocam niye bu kadar düşük, hocam işte böyle söylendi, şöyle söylendi. Hemen bunu gösteriyorum, bilgisayarımda bu var, hemen çıkarıyorum, gösteriyorum. Bakın bunlar Kuzey Amerika datası diyorum, birisi diyorum. Bakın görüyorsunuz 41 yaş, 42 yaş gebelikler, canlı doğum. 42 yaş %8, 43 yaş %5. Burayı saymıyorum bile artık. 40 yaş en iyi oran, %20 gebelik, %15. Canlı doğum oranı sevgili meslektaşlarım SART datası. 2015'te bakın yine yayınladılar. Bu sadece bir eleme datayı verdiler. Ayrıntı yok burada. Bakın canlı doğum oranları. Bakın 35 yaş altı %48. 35-37 %35 ne kadar düşüyor görüyor musun? %22. 40-41 %10. 42 üzeri %3.2 arkadaşlar. 42 ve üzeri hasta uğraşırken hasta istiyor. Hasta çok istedi. Kıramadım yapmadım diye çok etik olarak düşünmemiz lazım. Kendime dahil ediyorum. Zaman zaman yaptığım için bu önemli bir şey. Son 2-3 slide'ım. Şimdi SART'ın bir şeyi var. Tavsiye ederim. SART diyor ki
Bana girin bakın diyor web sitemde diyor. Hani şeylere, infertil olgulara. Koyun içeriniz diyor. Çok basit. Burada bir sürü böyle hazırlayan dünya değerler var biliyorsun. Bu çok güzel. Bunları koyun ben size diyor. Sark datasına göre diyor. Yani 200 bin siklis bakın burada yazmış. 500 bin siklis içeriyor şu anda bu sene diyor. 500 bin siklis datayı koyduk diyor. Ona göre ben size gebelik oranı söyleyeyim de. Bakın diyor ki ben buraya bir vaka girdim. 35 yaş, 1,65 boy, 70 kilo dedim. Daha önce hiç gebeliği yok dedim. Kendi yumurtasını kullanacak dedim. Erkek faktörü. Nedir? %32 bir siklus. %55, %74, 3 siklus. Çok güzel. Aynı datayı endometriyozda girdim. %30, biraz daha az. 51, 69. Aynı datayı dinmiş ovarian reserve. O kadar diyor. Yani burada buraya giriyor musun diyor. Bak ne oluyor? %22, 41 ve 59, 3 siklus sonucu. Bunlar hakikaten çok güzel. Hastaların kendi gidip yapabileceği şeyler. Son slaytımda Endometriyoz Derneği olarak 2018 Eylül'de hakikaten daha şimdiden uğraşıyoruz. 4 aydır uğraşıyoruz. Daha biliyorsunuz 2 sene var neredeyse. Web sitesini yeni şeye koyduk. Online yaptık. Bakabilirsiniz. İyi bir kongre yapmak istiyoruz. Destek verirseniz seviniriz. Selam ve saygılar. Burada sorular mı? Bakarım. Affedersiniz. All free sonrası E2 2 ay agonist baskı adenomiyoz kabul. Evet çok tavsiye ediyorum. 1 veya 2 ay hem adenomiyozda hem şeyde. Ben şöyle bir şey uydurdum kendime Gökalp. Çok da işe yarıyor. O ay başında ayın birinci günü yani Furosekiz birinci günü tek doz lüktin depo yaptırıyorum. Tek doz yaptırıyorum. Rutin şeye giriyorum. Furosekiz'e giriyorum. Zamanında veriyorum. O bile gerçekten katrı sayılı oranda getiriyor. Tek doz birinci günde yapmak bile ama ideali 2 ay önceden yapmak. T-shaped uterus çok etkili bana göre. Az biliyoruz sevgili Kaan Koca. Özellikle infantil uterus. Yanlardan sağdan soldan genişletiyoruz. Tek soru bazen bunlara bağlı da uterusa zarar verebiliyoruz. Bunun önünde bunu yaparken bir IUD koymak veyahut da balon koymak veyahut da ciddi östrojen vermek faydalı olabilir. Çünkü bunlardan sonra başımıza şey gelebiliyor. Bu sefer de sineşi gelebiliyor. İnce endometriyum için hiçbir önerim yok. Çok yakında, yaklaşık bir hafta önce Bodrum'dan gelen bir hastam, 41 yaşında, 4 tane düşüyor, 4 tane şeyi var, geçmişte evlilik öncesi kürtajı var. Endometriyum 4-5, bir istroskopi ben yaptım, bir istroskopi çok güvendim, başka bir ikisi yaptı. 5'i geçmedi. Hasta ben yoruldum hocam dedi. Verdiğimizde 5,5 milimetreydi. Herkes gördü ve şu anda ikiz gebelik. Sonucu geldi. İnce endometriyum konusu çok sıkıntılı bir konu. Hiçbir önerim yok. Hiçbir işe yaramıyor yaptıklarımız. Denemekten başka çaremiz yok. Kadın yaşı en fazla kaç ise infertilite önermiyorsunuz. Çok zor bir soru. Over rezervi iyiyse 44-45'e kadar önerebilirsiniz. Over rezervi kötüyse 40'tan sonra önermemekte fayda var. 40 yaş arası PGT burs kez altı gebelik oranı arttırır mı? Kesinlikle PGT burada çok mantıklı. PGT çok karar. Bunun PGS daha doğrusu. PGS demek lazım. 40-44 yaş arası over rezervi iyiyse PGT mutlak önermekte fayda var. RIA uygulaması ben koyuyorum. 6 hafta 8 hafta sonra çıkartıyorum doktor becim. Can Bey ne demiş? Kuru gerde bir dakika. Normal oran düşük hastalarda ayı önerilmesiniz. Hiç takmıyorum. Total morfolojik bozukluk yoksa kuru geri hiç takmıyorum. Takmanızı tavsiye ederim. Total motilite bozukluğu yoksa, total sıkıntı yoksa hiçbir önemi yok. Sayısız hasta ve sayısız insan normal hayatta gebe kalabiliyor. Ahmet ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Erbil ne demiş? İdiopatik olarak antoksidan vermiyorum. Bir işe yaramıyor Erbil. Ayşe, Tayfun. Tayfun ne demiş? Abi, Tayfun abi benim abim biliyorsunuz. Ama okuyamıyorum şu anda bu şeye giriyor. Ne demiş Tayfun? Çok affedersiniz. Bir geriye geleyim. Tayfun abi okumaya çalışayım. Tayfun abi aynısını söylerim. Dediğim gibi almamaya çalışıyorum. Çok hatır gönüllü olduğu zaman hasta bilerek hocam ben vaktim var, param var, senin de vaktin var dediği zaman girebiliyoruz. Ama dediğimde çok doğrusun. Çok sıkıntılı bir durum. 43 yaşından sonra sıkıntılı bir işe yaramıyor. Benim de kendim en fazla 43 yaşında hastam gebe kaldı. 44 ve 45 hastam ben beceremedim gebe kalmadı. Kaan Koca ne diyor?
Progesteron. Ya progesteron herhalde daha çok önemli Kaan. Bizim açıdan dolayı önemli. Sonra unutul. Klonofen sitrat önermiyorum. Tam tersi. Ama progesteron rutin bunlara vermeye çalışıyorum sevgili Kaan. İnozitor kullanıyor muyuz? Kullanıyorum. Bazen çile beraber kullanıyorum. Bazen metforminle bazen tek başına kullanıyorum. İşe yarıyor mu? Çok soru işareti. Biraz daha bilgi birikimi olması lazım. Mikroçip çok tartışmalı. Bunu Kıbrıs'ta tartıştık. Utkan'la beraber tartıştık. Biliyorsunuz kendi de bu konu çok tartışıyor. Bu ayrı bir çay tartışma konusu dediğim gibi. Rutin kullanmıyoruz, hiç kullanmıyoruz. Sperm yıkama için de mutlaka Andrews iyi bir laboratuvar olması lazım. Rutin sperm yıkama değil de sperm yıkamayı yani sperme göre bilen bir Andrews yani embriyonuz olması lazım sevgili arkadaşlarım. Can çok güzel bir soru. İşin başındaysan hastalığını duymak istediğini söyleyebilirsin. Bizim gibi biraz iyi kötü doymuşsan maddi manevi bilimseli söyleyebilirsin sevgili Can. Selman pazar günü çok laf var. Çok konuşacağız. Öyle kaçmak yok. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Esra sağ ol. Bu işleri hep sen ayarlıyorsun. Ellerine sağlık. Çok da iyi yapıyorsun. Fatih, Seçil. O Seçil her zaman sadık dinleyicim. Ali teşekkür ediyoruz. Ben de öyle Banucuğum. Tanımadığım. Aa, Mahmut. Mahmut bizim yeni Mahmut Öcü bizim yeni kahramanımız şeyde Cerrahpaşa'da. Yetişiyor şu anda yeni doçentimiz. Hüseyin Yeşilgut herhalde. Ben teşekkür ederim. Yılmaz sağ ol. Yılmaz'ın akademik şeyine entüzyazmına hayranım. Entüzyazmı diyor değil mi? Hevesine hayranım hakikaten. Haziran dışında sizi dinleyelim. Ahmetciğim seve seve ne zaman istersen. Bülent teşekkür ederim. Elif Nur teşekkür ederim. Hakan Arıkan teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Son teşekkür kadar bekleyeceğim. Ama isterseniz hep beraber yorulduk. Esra'ya, Ahmet Zeki Işık'a ve sevgili web masterımız Hakan'a teşekkür ediyoruz. Başka webinarda buluşmak üzere saygı ve selamlarımla arkadaşlar.